Bu videoda This Is World'da F-16'nın Targeting Pod'unu kullanmayı öğreneceğiz. TGP adı verilen. Şöyle F-16'yı seçiyorsunuz. Mission Editor'da nasıl kullanabilirsiniz göstereyim. Şöyle en altta görüyorsunuz sağ tarafta 5R dediği kısımda podlardan AN-AAQ-28 Lightning Targeting Pod. TGP'mizi öncelikle buraya koymanız gerekiyor. Bomba alabilirsiniz. Bir sonraki derste göstereceğim. Lazer güdümlü bombalar nasıl kullanılıyor. Bir sonraki derste anlatacağım. Bu şekilde almanız yeterli. TGP'yi right kısmına yani hardpoint, right hardpoint'e yerleştirmeniz yeterli. Ardından başlıyorum oyuna. Üzerine kaydedilsin mi diyor. Kaydedilsin dedim. Çok uzun sürmeyecek. Ardından fly diyorum. Başladı. Gelsin. Karşıda bakın steer point hedeflerin olduğu kısma koydum. Onu söyleyeyim en başta. Hedeflerin olduğu kısımda otomatik pilotu alıyorum. TGP'ye geçmek için şuradaki right hard point'in etkin olması gerekiyor. Şimdi kapalıyken şöyle göstereyim. TGP off konumunda olacak. O yüzden bu kısmı on konumuna almanız gerekiyor. Bakın on konumuna getirsem bile off konumunda. Bunun belli bir süresi var. Şimdi aktif pause alacağım. Zamanı biraz hızlandıracağım. Yaklaşık bir 3 dakika ısınması var. 3 dakika ısınmasını beklemeniz gerekiyor. Not timeout diyor. Henüz olmadı diyor. Evet şu an oldu. Standby'da. Standby'a tıkladım. Ardından Air to Ground Mode'a getiriyorum. Bu şekilde TGP etkinleşiyor. Şimdi TGP'yi nasıl kullanacağız? Öncelikle tabii ki Air to Ground Mode'a getirmeniz lazım. İki tuşuna basıyorsunuz. Q ve W harfin üzerinde ikiye ya da buradan basabilirsiniz. Bastığınız zaman bu şekilde Air to Ground Mode'a geliyor. Lazerlerimizi de her zaman açıyoruz unutmayın. Ardından buradan bakmak isterseniz storage'a bakabilirsiniz. Bir adet lazer güdümlü bombamız olacak. Fakat anlamı yok. Yani bu kısmı ASHD'de bırakabilirsiniz. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Eğer bombalarla bir ayarlama yapmıyorsunuz. Ardından bu kısımdan TGP'yi seçiyorsunuz. TGP gözükmezse bakın şurada şu menüde bulabilirsiniz. Buraya tıkladığınızda TGP gelecek. Şimdi TGP not soy diyor. Nasıl soy yapacağız? Display Management Switch tuşumuz var. Bizim burada Target Management Switch tuşumuzda hemen bu tarafta Weapon Release tuşunu da kullanacağız. Ve şurada Expand Fall tuşumuz var. Bu tuşların atamalarını şimdi gösteriyorum izninizle. Adjust Control'dan öncelikle Display Management Switch Down ile SOI yapacağız TGP'yi. Diğerlerini de bu şekilde atayabilirsiniz. Target Management Switch tuşlarımız burada yer alıyor. Bunlara da atamanız gerekiyor. Özellikle Target Management Switch yani TMS Up ile hedefi seçeceğiz. Down ile de Steer Point'e otomatik kilitleniyor iki kez bastığımızda. Left ve Right'ın da birazdan söyleyeceğim. Ardından Expand Fall Button Depress var. Buna ben numara tuşlarından yıldız tuşunu atadım. Mutlaka tuş atıyorsunuz. Zoom yapmamızı sağlıyor. Direkt yakın görünümüne geçiyor. Tabii ki Manual Range Knob Clockwise yani saat yönünde ve Manual Range Knob Counter Clockwise eksi tuşunu bu şekilde numara tuşlarından klavyenin sağındaki numara pedinden atayabilirsiniz. Artı ve eksi olarak atadım. Siz de bu şekilde atamanızı tavsiye ederim. Bu kadar tuş kullanacağız. Çok fazla tuşumuz olmayacak. Tabii ki bir sonraki derste göstereceğim. Weapon Release basınla o kırmızı tuşta da joystick'in üzerindeki bombamızı ateşleyeceğiz. Lazerleri ateşlemek için Camera Gun Trigger Second Detent diyor. Ya da Space tuşuna basılı tutabilirsiniz. Bu şekilde kullanacağız. Bunu da belirteyim. Şöyle bir kafamı yaklaştırıyorum. Ardından F9 ile sabitledim. Şöyle çok az da şöyle dursun. Bakın SOI diyor. Bunu SOI yapmak için Display Management Switch Down tuşuna basmam lazım. Hareket ediyor. Ve yine şu tuşları göstermedim. Her zaman kullandığımız tuşlar. Radar Cursor, Down, Left, Right ve Up tuşları. Yani yine yön tuşları olarak atamanız gerekiyor. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz konumunu. Targeting point, targeting pod'un şu an baktığı noktayı değiştirebiliyorsunuz. Zoom yapmak için isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İsterseniz de Expand Fall tuşuna tıklayabilirsiniz. Expand Fall tuşuna tıkladığınızda otomatik olarak
buraya gelecek. Tim, TV görünümü termal görünüm beyaz gösteriyor ve siyah gösteriyor. Isıları siyah gösteren var. TV görünümde fark etmez. Zoom yaptığınızda bakın burada kaç zoom yaptın? 9 zoom'a kadar götürebilirsiniz. 9 kere zoom yaptık. Bunu gösteriyor. İstersem termal görünümüne geçebilirim. White hot ya da black out. Isı verenleri siyah gösterir. TV görünümü bu şekilde gündüz kullanabiliyoruz sadece. Ya da ısıları beyaz göstersin. Yapabilirsiniz. Bunu TMS left ile değiştirebiliyorsunuz. TMS Target Management Switch left tuşuna basıp değiştirebiliyorsunuz. White out her zaman tercihimdir. Tabii ki right modu da var. Araya modu da var. Onu da göstereyim. Şöyle rastgele bir yerlere baktık. Kafamız karıştı. Tekrar o baktığımız konuma dönmek için TMS down yapıyoruz. Bir daha TMS down yaptığım zaman en baş konuma bize getiriyor. Tabii ki steer point'e getiriyor. Unutmayın. TMS down steer point'e getiriyor. Örneğin şöyle göstereyim. Bakın steer point 1'i ben oraya atamıştım. Şuradan 2'ye getirdiğim zaman steer point 2'ye getirdiğim zaman TMS down yaptığım zaman otomatik olarak farklı bir noktaya dönecek. Sipimiz burası olacak. Bunu gösteriyor. Tekrar steer point 1'e getirdim. Şuradan da görebilirsiniz. Şuradan rocker switch'ten değiştiriyorum. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Manuel koordinatları nasıl girdiğimiz, nasıl steer point'leri atadığımızda size söylemiştim. Hatta bir tane örnek yapalım. Şöyle havada. Örneğin şuradaki T80 tankını seçeceğiz. İyice yakınlaşacağım buraya. Sol alt tuşu basılıyken farenin sol tuşuna basıyorum. Böyle bir sayfa geldi. F1 ile kokpite döndüm. Bakın buradaydık. 4 diyorum. Steer point kaç olsun steer point? 3 olsun. Enter dedim. 3 numaralı steer point'e geldi. Bir alta geçiyorum. Bir alta geçiyorum. Kuzey kaçmış? Kuzey N harfi burada. 43-26-708. 43-26-708. Enter diyorum. Bir alta geçiyorum. Doğu E ile başlıyor. E harfi burada altın yanında. E daima sıfırla başlıyor. Unutmayın. Sıfırı kendimiz yazıyoruz. 39-56-529. Enter diyorum. Bitti mi? Bitmedi. Bir de irtifası var. 98 fitteymiş. Enter diyorum. Kaydettim. Bu şekilde kaydettim. Return'e şimdi tekrar dönebilirim. Bakın steer point 3'ü kendi otomatik seçti. Örneğin steer point 1'deydik. Artık buraya ilişim kalmadı. Şuradan steer point 3'e getiriyorum. 3 dediğim zaman o T80U tankını otomatik olarak biz kendimiz koordinat girip bulabildik. Targeting pod'dan şu anda tam karşımda gösteriyorlar. Bu arada aktif pause'layım. Yani hareket etmiyoruz. Merak etmeyin. Evet başka anlatmadım. White hat'ı da anlattım. Bu kısımları. Şu NT'ler çok önemli değil. Yine buralar önemli değil. Şurası şöyle sıfırlıyor. Steer point 3'teydik. Şöyle hareket ettiniz. Şöyle baktınız. Kafanız karıştı. İsterseniz TMS down'ı 2 kez basarsınız. Şöyle 2 kez basarsanız tekrar dönebilirsiniz. Ya da buradan center 0 var. Dediğiniz zaman yine otomatik olarak oraya gelecektir. Şurada da lazer kodlarımız var. Lazer kodları bakın arama için 1688'de arıyor. Bastığım zaman şu an targeting kodun başlığı şu hareket ediyor görüyorsunuz. 1688 lazer kodunu havada arıyor. Özellikle JTAG görevlerinde kullanmak için ideal. Tekrar basarsam dönecek. Lazerlerimiz açıkken şurası önemli. Lazerlerimiz açıkken bakın lazer şu an etkin. Eğer kapatırsam şöyle off konumunu alırsam o L harfi gidiyor. Açtığım zaman L harfi geliyor. Şöyle hedefi seçiyorsunuz. Ardından trigger tuşuna basıyorsunuz. Hangi tuş? Şu bildiğimiz 20 mm'likleri ateşlemek için kullandığımız trigger tuşuna basılı tuttuğunuzda lazer ateşleniyor. Altta da 1688'de ateşlendiğini görebilirsiniz. Bu şekilde altta da yazıyor ne ile ateşlendi, hangi kodla ateşlendi yazıyor. Bu kodları da değiştirmek isterseniz şöyle bir göstereyim, kafamı sabitleyeyim. List diyorsunuz, 0 diyorsunuz ve 5'te bakın lazer diyor. Lazer deyip bu kodları örneğin 1686 enter diyelim. TGP artık 1686'da arayacak. Bir alta indim. Araması kaç olsun? 1644 yapalım örneğin. 1644 enter diyorum. Tekrar return deyip
başa dönebilirim. Artık 16.44'e bastığımda 16.44 lazer kodunu arayacak. Fakat ben lazer ateşlediğimde alta dikkat edin, 16.88 yerine 16.86 yazacak. Bu şekilde kullanıyoruz targeting kodu. Tabii ki şöyle enti SP yapalım. SP en başa getiriyordu. Şöyle hareketten çıkayım. Bakın böyle hareket etmeye başlıyor SP'deyken. Şöyle tekrar SP dersem eski konumuna gelecek. Bu şekilde kullanıyoruz. Çok kısa bir özet geçeyim. Şuradan Narrow, Wide, Expand tuşunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ya manuel basmayın buradan. Yine Zoom In, Zoom Out içinde yine klavyenizdeki manuel range tuşunu atamanızı tavsiye ederim. Yine görünümü değiştirmek için TMS Left yapıyorsunuz. Bu şekilde TV, beyaz görünüm, siyah görünüm şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Yine Right deyip seçebiliyorsunuz. Şöyle örneğin bir tane seçelim. Şöyle biraz da zoom yapalım. Bu tankı hareket ettiğini düşünelim. Bu BTR aracının TMS Up diyorsunuz. Bakın Point Mode'a geldi. Point Mode'da bu hareket etse dahi takip etmeyi sürdürecek. Target Management Switch Up yapıyorsunuz. Yukarı tuşuna bastığınızda Point Mode'a alıyor. İsterseniz buna lazer atıp takibi sürdürebilirsiniz bombanızı gönderdikten sonra. Ne yazık ki Space tuşuna basılı tutmalısınız. Yani Gun Trigger tuşuna lazer vurana kadar basılı tutmanız gerekiyor. Bunu da belirteyim. Ne yazık ki bu şekilde. Evet, bu şekildeydi. Çok basit. Bir yerde kayboldunuz diyelim. Tekrar sizin en baştaki bakmak istediğiniz konuma geçiyorum. İsterseniz Center Zero diyebilirsiniz ya da TMS Down, bir kez daha TMS Down deyip tekrar en baştaki konuma gelebiliyorsunuz. Targeting kodu kullanması bu kadar basit. Umarım işinize yarar diyorum. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda lazer güdümlü bombaları deneyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.